Filistinli bir lise öğrencisi İsrail askerinin kurşunuyla tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Tek isteği arkadaşlarıyla şakalaşırken duvardan düşen okul çantasını geri almaktı. El Cadazon mülteci kampında yaşayan 15 yaşındaki Ata Muhammed oldu. Henüz liseye giden Ata, İsrail askerinin kurşunuyla tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 19 Mayıs 2013, final sınavlarımın ilk günüydü. Arkadaşlarımla şakalaşıyorduk. İçlerinden biri okul çantamı alıp duvarın diğer tarafına attı. Gidip almak istedik ama çatışmalar vardı. Askerden çantamı istedim. 10 dakika sonra gelmemi söyledi. Gittim de yarım saat sonra gel dedi. Bir sonraki gidişimde öğretmenim de yanımdaydı. Çantamı vermediler. Ertesi gün okula gittim, sınava girdim. Bir sonraki sınavıma çalışacaktım ama kitaplarım yoktu ki. Çantamı attıkları yere bir kez daha gittim. Hiçbir asker yoktu. Bir marketin önünde durmuş su içiyordum o anda. Birden yere düştüm. Vurulduğumu ilk başta anlamadım çünkü susturucu takmışlar. Arkadaşlarım da şaka yaptığımı düşündü. Ama bir anda her yer kan oldu. Beni ayağa kaldırmaya çalıştılar, olmadı. Ayağa kalkan iki askeri o an gördüm. Beni vurduklarında yerde yatıyorlarmış. O sırada yoldan geçen biri beni arabasına aldı. Ramallah'a götürdü. Ameliyat oldum. Uyandığımda Kudüs'teydim. 19 gün Hadassa hastanesinde kaldım. Sonra Tel Aviv'e nakledildim. 2 ay orada fizik tedavi gördüm. Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğimi söylüyor. Hiç umut yok. Çünkü kurşun vücudumu derin yaraladı. Ata tedavisi bitince evine döndü ve yaşamına kaldığı yerden devam etti. Eğitimini bırakmamak için evine daha yakın bir okula kayıt yaptırdı. Filistinli çocuklar diğer çocuklara benzemez. Çünkü işgal altında yaşayan tek ülke biziz. Her zaman şehitlerimiz ve gazilerimiz olur. Ama ben tüm Filistinli çocuklara çaresiz hissetmemelerini söylüyorum. Dirensinler ve çalışsınlar. İşgalin bizi yıkmasına izin veremeyiz. Ben engelli olmama rağmen hala okula gidiyorum. Amaçları beni yok etmekti ama yapamadılar. Olayı duyunca şoka girdik. Atanın başına böyle bir şey gelmesini hiç beklemiyorduk. Ama elden ne gelir? Bu her Filistinlinin başına gelebilir. Bunu kabul etmeli ve yaşamaya devam etmeliyiz. Benim bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyor olmam, oğluma daha iyi destek olabilmemi sağladı. Hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatımıza devam ediyoruz. Bu kazanın üstesinden geldik. Ata da herkes gibi okula, alışverişe ve arkadaşlarıyla oynamaya gidebiliyor. Her anne çocuklarını mutlu görmek ister. Ben de Ata'yı oyun oynarken görünce mutlu oluyorum. Ama onun rahat hareket edemediğini gördüğümde de içim parçalanıyor. Üçüncü katta oturuyoruz ve onun tek başına kendi işlerini halletmeye çalıştığını ama başaramadığını görürsem çok üzülüyorum. Ama Allah'a şükür oğlumun durumu iyi. Ata'nın en büyük tutkusuysa beslediği kuşlar. Çocukken kuşlarım vardı. Kuşları çok severim. Artık yürüyemediğim için de onlardan vazgeçmiş değilim. İşgal beni durduramaz. Her gün okula gidip geliyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Güvercinleri besliyorum. Bazen de dışarıda arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Kuşların ve güvercinlerin kalbimde ayrı bir yeri var. Onlardan biri öldüğünde çok ağlıyorum. Onlar benim her şeyim. İtimat Yasin'in dileği yalnızca oğlu Ata için değil, tüm Filistinli çocuklar için iyi bir gelecek. Filistinli çocuklar dünyadaki yaşıtlarından farklıdır, güçlüdürler, amaçları vardır. Engelleri umursamazlar, işgale karşı dururlar. Her an öldürülebileceklerini bilirler ancak korkmazlar. Umarım bir gün çocuklarınızın normal hayatları olur, sınırlar olmadan özgürce yaşarlar. Filistinli çocukları mutlu görmek istiyorum. Çocuklar işgale düşünüyor, taşlarla oynuyor. Bu çok üzücü.